Oraya baktığımızda asıl aradığımız kendi köklerimiz, yani bize neler olduğudur. Sistemimizin tarihini çözmemiz son derece kaotik bir doğuma işaret ediyor. Neredeyse gezegenlerle oynanan bir tilt oyunu gibi. Bunlar son derece şiddetli olaylar. Bu en büyük hayatta kalma hikayesi. Güneş sistemimizin oluşumu. Tarih boyunca gökler, gözlemcilerde huşu ve merak uyandırmıştır. Atalarımız hayretler içinde gökleri izlemiş, şimdi gezegenler adını verdiğimiz o parlak objelerin gücünü merak etmiştir. İnsanlık var olduğu sürece hep göklere bakmıştır. Orada gördüğümüz şeylere bakmış ve onunla bizim aramızdaki bağlantının ne olduğu sorusunu sormuşuzdur. Eski insanlar kozmik hadiseleri tahmin etmek ve gökteki tanrılara tapınmak için dikili taşlar, tapınaklar ve piramitler yaptılar. İlk teleskoplar hayallerimizin çok ötesindeki bir kainatı gözler önüne serdi. Orada gerçekten neler olduğunu görmeye başladık. Tanrılar değil, gezegenler, yıldızlar, dev gaz bulutları. 1755'te Alman bilim adamı ve filozof Immanuel Kant ilgisini bu büyük bulutlara, yani nebulalara çevirdi. Ve Güneş sisteminin nasıl meydana geldiği konusundaki ilk modern teorilerden birini geliştirdi. Yıldızlar arası uzaydaki tüm o güzel bulutların son derece önemli olduğu anlaşıldı. Yıldızlar ve gezegenler onlardan doğuyordu. Kant'ın temel fikri, nebulaların kendi içlerine çöktüğü ve yoğunlaşarak yıldızlarla gezegenleri oluşturduğu yönündeydi. Bu nebula teorisi olarak biliniyor. 250 yıl sonra Kant'ın teorileri hala Güneş sistemimizin doğuşunu aydınlatmamıza yardımcı oluyor. Günümüzde yapılan yeni gözlemler, Güneş'in gezegenleri ve sistemimizin uydularının nasıl oluştuğunu gözler önüne seriyor. Profesör Jeff Hester gibi bilim adamları oluşum sürecinin uzun zamandır varlığını koruyan gizemlerini çözüyor. İnsanlık var olduğundan beri insanların kendilerine sordukları soruları artık cevaplayabiliyoruz. Ve bu cevaplar kendi hakkımızdaki düşünceleri değiştiriyor. Dr. Michel Thaler, NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu ile çalışan bir astronom. Bu NASA'nın büyük gözlem programının 4. ve son uydusu. Ve bilim adamlarına, evrene tamamıyla yeni bir bakış açısıyla bakma imkanı sunuyor. Astronomide yaşanan gelişme şu: artık evreni insanların algıladığı şekliyle değil, gerçekte olduğu şekliyle görebiliyoruz. Güneş sistemimizin nasıl oluştuğunu anlamanın bir yolu, uzaktaki diğer sistemlerin oluşumunu izlemektir. Eğer Kant haklıysa ve yeni güneş sistemleri uzaydaki gaz kütlelerinin derinliklerinde oluşuyorsa, bunun meydana gelişini asla göremeyebiliriz. Kendi duyularımızla, yani insan gözüyle görebildiğimiz şeylerin hikayenin tamamı olmadığını anlıyoruz. Uzayda insanların doğal yolla görme imkanı bulamadığı birçok şey var. Nesneler enfrarujlu ışınıma sahiptir. Enfraruj ışığının dalgaları normal ışığınkinden daha uzundur. Böylece tozlar tarafından dağılmazlar. Normal ışığı kullanan geleneksel teleskoplar tozla dolu bir nebulanın içini göremezken, Spitzer'daki enfrarujlu sensörler bunu yapabiliyor. Aynı prensip itfaiyeciler tarafından da kullanılıyor. Bu oda tamamen dumanla dolu. İçeride neler olduğunu gözlerinizle veya normal bir kamerayla görmeniz imkansız. Böylece dumanla dolu bir odadaki insanları, daha doğrusu bir insan vücudunun yaydığı ısıyı görebilmek için itfaiyeciler enfrarujlu kamera kullanıyorlar. Spitzer de aynı bu şekilde çalışıyor. Spitzer tıpkı bu adamların insanları bulması gibi dev toz ve duman bulutlarının ardındaki gezegenlere bakıyor. Normal ışık duman ve toz gibi şeyler tarafından tamamen engellenir. Ama enfrarujlu ışığın dalga boyu daha uzundur. Duman ve toz tarafından engellenmemesi bizim için çok hayırlı bir tesadüftür.
Burada biri var. Hadi. Sorun yok. Seni çıkartacağız. Spitzer uzay teleskobunu kullanarak daha önce hiç görmediğimiz şeyleri nasıl gördüğümüzü sanırım artık daha iyi anlıyorsunuz. Dumanla dolu odada kullanılan bir kamerayla uzaydaki bir teleskop birbirinden çok farklı şeylerdir. ...2003'te Teller'la meslektaşları Spitzer'dan gelecek ilk verileri heyecanla bekliyorlar. Söz konusu olan şey, kendi güneş sistemimizin köklerine benzersiz bir bakış. Kimse böyle bir ışık altında kainatın nasıl göründüğünü görmemişti. İlk başta bu güzel manzara bizi hayrete düşürmüştü. Spitzer'ın gönderdiği görüntülerin görsel açıdan bu kadar çekici olmasını ummuyorduk. Çok güzellerdi. Ama bunlar sadece güzel görüntülerden ibaret değil. Uzaktaki gezegenlerin oluşumunu gözlemleyerek kendi sistemimizin doğuşu hakkında daha fazla şey öğreniyoruz. Yıldız ve gezegen oluşumunu incelemenin ayrıcalıklarından biri zaman içinde geriye bakabiliyor olmanız. Milyonlarca yıl önce hangi safhalardan geçmiş olduğumuzu görebiliyoruz. Geçmişe yaptığımız bu bakış kendi güneş sistemimizin oluşumunun ilk evrelerini gözler önüne seriyor. Bu şimdiye kadar bir nebulanın çöküşüne yaptığımız en yakın bakış. Spitzer'la tozların bir araya toplanıp ısınarak genç yıldızları doğurmaya başladığı anı yakalamayı başardık. Kant'ın 250 yıllık teorisinin aslında doğru olduğu ortaya çıkıyor. Kendi nebulamız 4.6 milyar yıl önce çökmeye başladı. Nebulanın oluşumundan beri uzayda yavaşça dönüp duruyor olması muhtemel. Ama içindeki maddeler çöktüğünde çok daha hızlı dönmeye başladı. Bu açısal devinim korunması adındaki bir fizik kanununa dayanıyor. Nebula küçüldükçe aynı enerji artık daha küçük bir alana yayılıyor ve aynı devinimin korunması için dönüş hızının artması gerekiyor. Fakat süpernova tüm bu enerjiyi bir günden kısa bir süre içinde açığa çıkarıyor. Bundan sonra birkaç ay boyunca genişliyor. Genişlerken koca bir galaksi kadar, bir arada bulunan milyarlarca güneş kadar parlak bir hal alıyor. Ölen güneşin içindeki aşırı nükleer faaliyet, güneşin yaşamı sırasında oluşturduğu elementleri füzyona uğratıyor ve daha ağır elementlere dönüştürüyor. Yıldız infilak ettiğinde bu maddeleri evrene saçıyor. Ölümüyle başka bir yerde gezegenler ve hayat yaratmak için gerekli olan maddeleri meydana getiriyor. Milyonlarca yıllık nükleer tepkimenin ürünlerini yıldızların arasındaki gaz bulutlarına saçıyor. Bu en sonunda yeni yıldızlar doğuracak olan bazı bulutların başlangıç noktası oluyor. Ama o kadar ince bir şekilde yayılmış durumdalar ki bunun gibi bir bulutun çökmesine neyin sebep olduğunu kestirmek zor. Bunu öğrenmenin en iyi yolu bir zamanlar bu bulutu oluşturan maddeleri incelemektir. Bu da Güneş sistemindeki en eski madde türünü incelemek anlamına geliyor. Asteroidler ve kuyruklu yıldızlar. Ama ilk olarak bilim adamlarının uzaydan bir örnek getirmesi gerekiyor. Kuyruklu yıldızlar güneş sistemimizin ilk zamanlarından kalan hazinelerdir ve köklerimize dair ipuçları taşıyor olabilirler. Ama bilim adamları onları derinlemesine araştırmak için örneklere ihtiyaç duyuyordu. 1981'de bu adam NASA'dan Dr. Peter Sow kuyruklu yıldız parçalarını dünyaya getirme fikri üzerinde çalışmaya başladı. Uzay adli tıp bilimi gibi bir şey. Bir televizyon programında bir suç mahalli görüyorsunuz. Bir boya parçası veya bir insan saçı buluyorlar. Bizim yapmaya çalıştığımız şeye çok benziyor. Sol ve meslektaşları dünyadan 500 milyon kilometre uzağa yolculuk edip Vahşi 2 adındaki kuyruklu yıldızdan örnekler toplaması için yıldız tozu roketini tasarladılar. Sadece tek bir sorun var. Toz parçacıkları bir mermiden 6 kat daha hızlı şekilde hareket ediyor. Ama Sol'un onları hasar görmemiş bir halde dünyaya getirmesi büyük önem taşıyor. Bu süratli mermileri kırmadan yakalamak ve taşımak için özel bir maddeye ihtiyacım vardı. Yani mermiyi parçalamadan yakalamam gerekiyordu. Sol'un kuyruklu yıldız yakalayan maddeyi bulması 2000'den fazla deney yapmasını gerektirdi. Camla aynı kimyasal madde olan silikon dioksitten yapılıyor. Ama camdan 1000 kat daha az yoğunluğa sahip. Sol buna yumuşak, değişken silikon hava jeli adını veriyor.
Eğer bir kuyruklu yıldız parçacıklarını durdurabilecek tek şey varsa o da bu madde. Hava jeli petekleriyle dolu olan roket fırlatılmaya hazır. 7 Şubat 1999'da bir Delta roketiyle birlikte fırlatılıyor. Motoru çalıştırdık ve yıldız tozu uzay aracı kalkışa geçti. Güneş sistemimizin oluşumuna dair örnekleri geri getirecek olan bir zaman kapsülü bu. 2 milyar millik yolculuğu yaklaşık 5 yıl sürüyor. Ama en sonunda kuyruklu yıldızla karşı karşıya geldiği gece gelip çatıyor. Görev kontrol merkezinde Sol'la meslektaşlarının elinden tek gelen beklemek. Birçok simülasyon yapmıştık. Ama esas sorunumuz şuydu. Kuyruklu yıldıza çarpar mıydı? Kuyruklu yıldıza çarpmasa bile toz parçacıkları toplamayı başarabilir miydi? Toz parçacıkları toplamadan dünyaya dönerse bu feci olurdu. En sonunda 2006'da kapsül dünyanın atmosferine yeniden giriyor. Güvenle iniş yapıyor ve bilim adamları kıymetli kargoyu laboratuvarlara taşıyor. Kapsülü açtıkları anda görevin başarıyla tamamlandığını anlıyorlar. Eğer mikroskop olmadan çıplak gözle görebileceğim tek bir parçacık yakalasaydım bile bundan memnun olacaktım. Ama 3 düzineden fazla yakaladım. Bu inanılmaz bir başarı. Bunlar dünyaya dönen ilk bozulmamış kuyruklu yıldız parçacıkları. Parçacıklar küçük olabilir ama içlerinde bir bilgi hazinesini barındırıyorlar. Güneş sisteminin oluşumunu anlamak yıllarımızı alacaktı. Yıldız tozu örneklerinden öğreneceğimiz her şeyi sonuna kadar elde etmek için 10 yıllar gerekecekti. Ekibin tüm sonuçlar için 10 yıllarca beklemesi gerekebilir. Ama bu sırada bazıları farklı bir yaklaşım deniyor. Güneş sistemimizin ilk zamanlarından kalan tek madde kaynakları kuyruklu yıldızlar değil. Meteoritler de çok eski ve büyük bir avantaja sahip. Onlar bizim ayağımıza kadar geliyorlar. İlginç olan şu ki birkaç istisna dışında her ne zaman bir meteoride alıp laboratuvara götürüp tarihine baksanız yaşı hep aynı çıkıyor. 4,5 milyar yıl, 4,5 milyar yıl. Bunlar güneş sistemimizin ilk hallerinden kalma parçalar. Elinizde son derece önemli bir parça tutuyorsunuz. Bu parça bizimle, varlığımızla, bizi var eden geçmişimizle daha büyük olan bu evren arasında bir bağlantı kuruyor. Kapsamlı analizlerin ardından Hester'ın ekibi meteoritlerin içinde dengesiz bir halde duran demir 60 izotopları keşfediyor. Bu kesinlikle beklenmedik bir şey. Demir 60 nispeten daha hızlı çürür. Öyleyse yakından gelmiş olmalı. Eğer uzak bir mesafeden gelmiş olsaydı meteor onu içinde hapsedemeden önce çürüyerek başka bir izotopa dönüşmüş olurdu. Demir 60 maddesini sadece bir süpernova meydana getirebilir. Yani bu yavru güneşin yakınında bir yerde aktif bir süpernova olmalıydı. Bir ipucuna rastlıyoruz ve bize şöyle diyor. Hayır, güneş ve güneş sistemimiz ilk zamanlarında devasa bir yıldızın yakınlarındaki şiddetli bir çerçevedeydi ve yakınlarındaki bir süpernovadan etkilendi. Bu bulgunun insanların neler yaşadığı konusundaki fikirlerini, güneş sistemimizin kaynağı konusundaki tüm görüşlerimizi değiştireceğini anlamıştık. Açığa çıkan şiddetli güce rağmen güneş sistemimizin bir süpernovanın hemen yanında meydana gelmiş olması muhtemel. Bunlar son derece şiddetli olaylar ve etraflarındaki her şeyi yeniden şekillendiriyorlar. Patlayan süpernovalardan yayılan şok dalgaları 20 ışık yılı içindeki her şeye çarpar. Bu bir galaksi bombasına benzer. Hayret verici olansa tüm bu yıkım gücünün tam olarak ihtiyaç duyulan şey olabileceğiydi. Patlama dalgaları tozu süpüren bir süpürge gibi dağılmış maddeleri bir araya getirebilir. Böylece dev toz bulutumuzun çökmesini tetikleyen şey yakınlardaki süpernovanın patlaması olabilir. Şok dalgaları yayar ve etraflarında ışık yıllarıyla ölçülen mesafedeki gazları sıkıştırırlar. Bu sıkıştırma da diğer yıldızların doğumunu tetikler. Bir patlama dalgası nebulamızdaki maddeleri bir araya toplamış olabilir. Yeterince sıkıştırıldığında yer çekimi etkisi göstermeye ve bulut çökelmeye başlıyor. Bu bulutun içinde bebek güneşin etrafında dönüp duran gezegenler oluşuyor. Günümüzde bilim adamları onları oluşturan hayret verici süreçleri anlamaya başlıyor.
gezegenlerin oluşum süreci yıllardır bilim adamlarının zihnini kurcalıyor. Artık bazı astronomlar gezegenlerin yeni doğmuş bir güneşi çevreleyen gaz diskinin içinde oluştuğunu düşünüyor. Ama bu maddeler yerçekiminin onları bir kütleye dönüştürmesine yetmeyecek kadar seyrek haldeler. Derken 2003'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılan ve resmi olmayan deneyler uzun süredir var olan bu gizeme yeni bir ışık getirdi. Astronot Don Petit, uzaydaki boş zamanını partiküllerin yerçekimsiz ortamda nasıl davrandığını görmek için bazı deneyler yaparak geçiriyor. Kahve, şeker ve tuz gibi değişik parçalar alıp onları poşetlere koyuyor ve birbirlerine yapışmalarını izliyor. Poşetlerin içinde birbirlerine değdiklerinde ortaya çıkan sürtünmenin partikülleri birbirine doğru çekip kütle oluşturmalarını sağlayan bir elektrostatik yükleme meydana getirdiğini gözlemliyor. Eğer bu deney dünyada yapılsaydı aynı elektronik statik yükleme meydana gelirdi. Ama dünyada çok daha yüksek olan yer çekimi gücü aynı sonuçları gözlemlemeyi imkansız kılardı. Petit'le meslektaşları uzay istasyonunun yerçekimsiz koşullarında gördükleri şeyin güneş sistemimizin ilk zamanlarındaki yerçekimsiz şartlar altında da meydana gelmiş olabileceğini fark ediyorlar. Ön gezegen diskindeki partiküller bir şekilde yüklemeye uğrayıp birbirlerine yapışmış olabilir. Bu Jack Lissauer gibi gezegen bilimcilerinin akresyon olarak bildiği bir süreç. Akresyon belirtilerini günlük hayatımızda bile görürüz. Minik toz parçalarının etrafında küçük damlacıklar halinde bir araya toplanmış yağmur damlaları düşerken bir diğerine çarpıyor. Aynı şekilde güneş nebulasındaki parçalar da birbiriyle çarpışıyor ve birleşerek daha büyük objeleri meydana getiriyor. Bu kütleler dağlar kadar büyük boyutlar aldığında önemli bir yer çekimi gücü kullanıyorlar. Bu elektrostatik kuvvetten çok daha büyük olduğu için tüm bu süreç daha da hızlanıyor. Yaklaşık 1 milyon yıl içinde çok daha iri gezegenciklere veya gezegen parçalarına dönüşüyor ve büyümeye devam edip gerçek bir gezegen boyutlarına erişebiliyor. Yerçekimi bu gezegenleri Güneş'in etrafındaki yörüngelerinde tutuyor. Gizemli bir çekim gücü olarak bilinen yerçekimi konusunda Einstein'la birlikte bilim adamları yeni bir anlayış kazanıyorlar. Çoğu insan gezegenleri Güneş'in etrafındaki yörüngelerinde tutan şeyin Güneş'in yerçekimi olduğunu bilir. Bu deneyle yerçekiminin doğasında ne olduğuna daha derinden bakacağız. Newton'un ilk hareket kanunu, yani atalet kanunu, sabit bir hızla düz bir çizgide giden bir nesnenin bunu sonsuza dek yapacağını söyler. Burada düz bir yüzeye tepeden bakıyoruz. Bir gezegeni temsil eden bu topu alıp zeminde yuvarlarsam sabit bir hızla düz bir çizgide ilerler. Einstein bu konuda daha fazla şey söyledi. Einstein'a göre bir kütleyi, mesela Güneş'in kütlesini alırsanız, ki deneyimizde bu pompayla temsil edeceğiz, bu kütle uzay zaman düzleminin şeklini bozuyor. Bize şekli bozulmuş gibi görünmüyor. Eğer tepeden bakarsanız daha önce olduğu gibi tıpkı bir satranç tahtası gibi dümdüz görünür. Ama aslında şekli bozulmuştur. Şimdi gezegenimi alıp bu şekli bozulmuş uzay zaman düzleminde yuvarlıyorum. Düz bir çizgiyi takip etmeye çalışıyor ama takip edebildiği düz bir çizgi yok. Böylece merkezdeki nesnenin çevresinde, yani bir yörüngenin etrafında dönmeye başlıyor. İşte yerçekim adını verdiğimiz şey de uzay zaman düzlemi üzerindeki bu etkiden ibarettir. Yerçekimi her yöne doğru eşit bir kuvvet uygular. Böylece uyandırdığı etki her maddeyi bir vücudun merkezine doğru eşit derecede çekmektir. Yeterince güçlü olduğunda yerçekimi her türlü vücudu bir küreye dönüştürür. İşte bu yüzden Güneş sistemindeki tüm gezegenler neredeyse mükemmele yakın küreler halindedir. 500 kilometreyi aşan bir çap varken başka hiçbir şekil mümkün değildir. Tüm gezegenler kabaca küre şeklindedir ve hepsi aynı diskten gelir. Ama her biri birbirinden farklı dünyalara dönüşür.
kayalarla dolu Mars veya gazla dolu Jüpiter gibi. Bu fark tek bir fizik kanununa dayanır. Değişik maddeler farklı sıcaklık seviyelerinde yoğunlaşır. Bütün mesele şudur. Belli bir sıcaklık seviyesinde bir gaz nedir ve bir katı madde nedir? Hepsi bu. İlk başta genç güneşimizin etrafındaki tüm maddeler o kadar sıcak ki hepsi gaz halinde. Sonra maddeler soğudukça dünyada oluşan kar taneleri gibi bulutun içinde yoğunlaşmaya başlıyor. Güneş sisteminin iç kesimlerinde, yani güneşin en yakınında sıcaklık devam ediyor. Gazların ve buzların yoğunlaşamayacağı kadar sıcaklık var. Çünkü bu sıcaklık altında anında buharlaşırlardı. Ama metalik partiküller burada yoğunlaşabiliyor. Ve bu kuşakta meydana gelen gezegen aşırı derecede metalik. Merkür. Astrofizikçi Steve Dash, gezegen oluşumları konusunda bir otorite sayılıyor. Araştırmaları ona Merkür'ün ne kadar şiddetli bir dünya olması gerektiğini göstermiş. Atmosferi yok. Okyanusu yok. Sadece kayadan ibaret. Güneşe bakan kısmı, örneğin çeliği eritebilecek kadar sıcak. Yüzlerce santigrat derece. Bu şiddetli ısının sebebi Merkür'ün Güneş'e yakınlığı. Dünyadan yaklaşık 3 kat daha yakınında bulunuyor. Biraz daha uzaklaşınca ısı hafifçe azalıyor. Yaklaşık 540 santigrat dereceye kadar. Artık daha fazla kaya partikülü yoğunlaşabilir. Böylece kaya kütleli gezegenler, yani Venüs, Dünya ve Mars bu kuşakta oluşuyor. Venüs, Güneş'ten Merkür'e oranla 30 milyon mil uzakta bir yörünge üstünde olduğundan daha yaşanılır bir yer olmasını bekleyebiliriz. Venüs, Güneş sisteminde cehennem diye adlandıracağınız şeye en yakın olan gezegendir. Muazzam bir basınç vardır. Sıcaklık yüksektir ve gökten sülfürik asit yağar. Bundan yaklaşık 26 milyon mil uzakta bizim gezegenimiz bulunuyor. Dünyaya şanslı gezegen adı takılmıştır. Çok sıcak değil, fakat çok soğuk da değil. Yörüngesi Güneş'e tam olarak doğru mesafe uzaklıkta. Bu da hayata elverişli olmasını sağlıyor. Dünyada Güneş'in zararlı mor ötesi radyasyonundan bizi koruyan bir ozon katmanı ve ölümcül kozmik radyasyonu önleyen bir manyetik alan vardır. Dünya aynı zamanda geniş bir uydusu olan tek iç gezegendir. Günümüzde Gary Lofgren gibi bilim adamları, Apollo astronotları tarafından 30 yılı aşkın bir zaman önce dünyaya getirilen ilk ay örneklerini hala inceliyor. Lofgren, güvenli ay deposu tesisinde çalışıyor. NASA, aydan getirilen 420 kiloluk kayanın büyük bir kısmını bu tesiste saklıyor. Bilim adamları yıllardır ayın ve güneş sisteminin nasıl oluşmuş olabileceğini anlamak için bu örnekleri inceliyor. Bu, jeologlar için paha biçilmez bir kaynak. Ve Apollo astronotları örnek getirmeyi öncelikli görevleri olarak benimsediler. Hatta bu, emirlere karşı çıkmaları anlamına gelse bile. Neil Armstrong, anladığım kadarıyla kurallara karşı gelerek buraya kaya örnekleri getirmeyi kişisel bir görev olarak benimsemişti. Yapmaması gerektiği şekilde televizyon kamerasının görüş hizasından çıkmış ve koca bir kutuyu kayalarla doldurmuştu. Örnekler laboratuvarda analiz edildiğinde kısa süre içinde şaşırtıcı bilgiler sundular. Kısa zamanda kimyasal yapının dünyadakinden çok farklı olduğunu anladık ve ayın oluşumu konusunda daha önce düşündüklerimiz doğrultusunda beklediğimiz kimyasal yapıya benzemiyordu. Ay kayaları ve tabii ayın kendisi sandığımızdan daha genç çıktı. Oraya gitmeden önce ortaya koyduğumuz tüm teorileri çöpe attık ve iyi fikirlerin üretilmesi için birkaç yıl geçmesi gerekti. Nebula teorisine göre Güneş sisteminin iç kesimlerinde gezegen oluşumundan artan maddelerin bir ayın oluşmasına yetecek kadar çok olmaması gerekiyor. Bu bilimsel bir muammaydı. Ama yıllarca süren çalışmaların ardından bilim adamları yeni bir teori buldular. Dünyanın doğrudan bir gezegen çarpışması yaşadığını ileri süren şiddetli ve yıkım dolu bir senaryo.
1969'da Neil Armstrong ayda yürüyen ilk insandı. Bilim adamlarımız ancak Apollo astronotları ay örnekleri getirdikten sonra ayımızın nasıl oluşmuş olabileceğini anlamaya başladı. Örneklerdeki kimyasal izotopları incelemeleri, ayda bir zamanlar dünyaya ait olan parçalar bulunduğunu gösteriyor. Bu tamamıyla beklenmedik bir bulguydu. Bilim adamları bu maddelerin oraya nasıl gittiğini açıklayamıyordu. Ama en sonunda cesurca bir teori ortaya atılıyor. Güneş sistemimizin ilk zamanlarında 8 değil yaklaşık 20 adet gezegen büyüklüğünde objenin Güneş'in etrafında döndüğünü söylüyorlar. Gezegen oluşumunun erken safhalarını, tüm bu objelerin etrafta uçuşup durduğu ve arada sırada birbirine çarptığı bir tilt oyununa benzetebilirsiniz. 4,53 milyar yıl önce genç dünya Mars büyüklüğünde olan Tia adındaki bir objeyle çarpışmak üzere. Eğer bugün böyle bir çarpışma yaşansaydı muhtemelen insanoğlunun sonu demek olurdu. Dünyanın yüzeyinde patlayan bol sayıda hidrojen bombasına eşittir. Dünyayı parçalayan bir çarpışma. Etrafa öyle bir kuvvetli madde saçıyor ki milyonlarca tonluk kaya dünyanın yer çekiminden kaçıp uzaya açılıyor. Bu maddeler dünyanın yer çekimi gücü tarafından yakalanıyor ve yörüngeye giriyor. Birkaç milyon yıl içinde bir araya toplanıyor ve ayımızı meydana getiriyor. Bu çarpışma daha önceden mevcut olan şiddetli bir güneş sistemine bir kanıt daha teşkil ediyor. Sayısız objenin düzensiz yörüngeleri takip ettiği bir dönem. Sıklıkla yıkım saçıyorlar ama bazı nesneler sistemimizin kalıcı özelliklerine dönüşüyor. Mesela Mars'ın iki uydusu Phobos ve Deimos'un Mars'ın yerçekimi tarafından yakalanmış asteroidler olduğu düşünülüyor. Bu iki ay nispeten küçüktür. Daha iri olan Phobos bile bizim ayımızın onda biri kadardır. Mars dünyanın üçte biri kadar olsa bile Güneş sistemindeki en sıra dışı özelliklerden bazılarını sergiliyor. Mars olağanüstü bir gezegendir. Bir jeolog için büyülü bir yerdir. Örneğin Güneş sistemimizdeki en büyük kanyon olan Wallace Marineras orada bulunuyor. Dünyadaki büyük kanyonun kileri yanında cüce bırakacak yan kollara sahip. Birleşik Devletler uzunluğunda. Güneş sistemimizdeki en büyük volkan olan Olympus Mons da Mars'ta bulunuyor. Ki bu volkan Everest'i yanında cüce bırakıyor. Mars iç karasal gezegenlerin, yani asteroid kemerin içinde yörüngede dönen kayalıklı kütlelerin sonuncusu. Bu gezegenlerin şu andaki boyutlarda büyümeyi bırakmasının sebebi madde tedarikine dayanıyor. Kaya ve metaller Güneş sistemimizin erken zamanlarında seyrekti. Toplam maddelerin sadece %0.6'sını oluşturuyordu. Aynı zamanda iç gezegenler gaz bileşenlerini biriktirmeyi de başaramıyordu. Çünkü burası yoğunlaşamayacakları kadar sıcaktı. Tüm gaz bileşenleri çok daha dışarıda yoğunlaşıyordu. Bu bölgeye ve dış gezegenlere ulaşmadan önce asteroid kuşağına değinmeliyiz. Bilim kurgu eserleri bu kuşağı aşılması zor, kalabalık bir yer olarak betimliyor. Asteroid kuşağında 1 kilometre veya daha büyük boyutta en az 10 binlerce asteroidin olduğunu biliyoruz. Yine de uzay geminizle asteroid kuşağında gidiyor olsanız, bunlardan birine çarpma ihtimaliniz hiç de yüksek değildir. Uzay araçlarını asteroidlere yollarken onları çok dikkatli programlamamız gerekiyor. Asteroid kuşağındaki asteroidler arasındaki ortalama mesafe 1,5 milyon kilometre kadardır. Asteroid kuşağının içinden geçerken görünmeyen ama çok önemli bir sınıra gelip çatıyoruz. Bu sınıra donma çizgisi deniyor. Güneş'ten 280 milyon mil uzaktaki bu sınırı aşınca tamamıyla farklı gezegen türlerine rastlıyoruz. Asteroid kuşağının içinde bir yerde bir donma çizgisi vardır. Bunun ötesi suyun yoğunlaşabileceği kadar soğuktur. Bu ağır ağır meydana gelen bir geçiş ama son derece önemli.
Donma çizgisinin ötesinde dış gezegenler şekillenmeye başlıyor. Bunlar iç gezegenlerden çok farklı dünyalar. Bunun sebebi ise daha soğuk olan bu bölgede yoğunlaşabilen maddeler. -38 santigrat dereceden daha soğukta su, metan ve amonyak gibi hidrojen bileşenleri yoğunlaşmaya başlıyor. Ve Güneş sistemimizin ilk zamanlarında bu maddelerden trilyonlarca ton kadar mevcuttu. Ama dış gezegenlerin büyümesi ancak dünyadan 10 kat büyük bir hal aldıkları zaman başlıyor. O kadar büyük bir kütleye sahipken trilyonlarca tonluk gazı emmeye başlamalarına yetecek kadar yer çekimi gücü kazanıyorlar. Bir kar topu etkisi oluşuyor. Gezegenler büyüdükçe daha fazla gaz çekiyorlar. Çekirdeklerin etraflarında duran gaz disklerini emerek hızla büyüme yarışı sayılabilirdi. Jüpiter ve Satürn, Güneş sisteminde bunun için doğru yerde bulunuyorlardı. Hızla devasa süper gezegenlere dönüştüler. Artık %90 gazdan oluştukları için gazdan devler olarak da biliniyorlar. Şimdiye kadar bunların en büyüğü Jüpiter. Bu dev gezegen dünyadan 300 kat daha büyük bir kütleye sahip. Hacmi ise 1000 kat daha büyük. Paul Lewis'a göre Jüpiter bu boyutlara ulaştığı için şanslıyız. Gezegenin yerçekimi o kadar güçlü ki, aksi takdirde iç güneş sistemine girecek olan kuyruklu yıldızların yörüngesini değiştiriyor. Jüpiter koruyucu bir ağ bir rolü oynuyor. Bizi yörüngesinin ötesindeki zararlı çevre koşullarından koruyor. Özellikle dünyaya gelip çarpabilecek bol sayıda buzlu kuyruk yıldızı var. Ama Jüpiter onların yolunu kesiyor ve onları güneş sisteminden dışarı fırlatıyor. Satürn, Güneş sistemimizdeki ikinci en büyük gezegendir. Anladığımız kadarıyla daha fazla büyümediği için şanslıyız. Simülasyonlarımıza göre eğer bir Güneş sisteminde Jüpiter'in boyutlarında iki gezegen olursa en sonunda diğer tüm gezegenleri yok ederler. Buna çok yaklaşmışız. Satürn, Jüpiter'den o kadar da küçük sayılmaz. Yani düzenli bir Güneş sistemi olmayı kıl payıyla başarmışız. Daha büyük bir Satürn'ün yerçekiminin Jüpiter'le birleşerek diğer tüm küçük gezegenleri kendine çektiği ve yok ettiğini düşünmek dehşet verici. Şanslıyız ki Satürn bu yolu izlemiyor. Bunun yerine Güneş sistemimizin görsel harikalarından birine dönüşüyor. Her ne zaman insanlara teleskobumla gezegenleri göstersem, Satürn'ü sona bırakırım. Çok güzeldir, hayret vericidir. Büyük halkaları sayesinde gerçekten çok güzel bir gezegendir. Bu halkalar milyarlarca parçadan meydana gelir. Bu parçalar Satürn ve aylarının birbiriyle çatışan yerçekimi güçleri sebebiyle sürekli olarak büyür ve tekrar parçalara ayrılır. Uranüs, Güneş'ten Satürn'e oranla iki kat daha uzakta. Hem o hem de Neptün buzlu gezegenler ve diğer gazdan devleri oranla çok daha az gaza sahipler. Başka bir deyişle sona kaldılar ve dona kaldılar. Uranüs dümdüz görünen bir yerdir. Atmosferinde bulunan metan katmanı sayesinde düz mavi yeşil renktedir. Daha uzağa açıldıkça bir gaz devinden çok buz devine dönüşüyor. Sıcaklık ortalamaları -175 santigrat derece. Plüton resmi olarak cüce gezegen ilan edildiği için artık en uzaktaki gezegenimiz Mavi Neptün sayılıyor. Yakın zamana kadar bu kütlelerin Güneş sistemimizin sınırlarını teşkil ettiği sanılıyordu. Güneş sistemi konusundaki düşüncelerimiz 1992'de tamamen değişti. Çünkü Kuiper kuşağı adını verdiğimiz şey keşfedildi. Güneş'ten 28 milyon mil uzakta bulunan Kuiper kuşağı, tahmini olarak 70 bin iri buzlu kütlenin yuvası. Gezegen oluşumundan kalan artık maddeler burada bulunuyor. Bu şeyler bir araya toplanamamış. Güneş'ten 1000 kat daha uzakta gizemli Oort bulutu bulunuyor. Bu bulut 6 trilyon kuyruklu yıldızdan meydana geliyor. Bunların çoğu muhtemelen
gezegenleri oluşturan sürecin bir parçası olarak Güneş'in daha yakınlarında meydana geldi. Ama genç Jüpiter ve Satürn'ün yerçekimi güçleri bu kuyruklu yıldızların birçoğunu uzun yörüngelere girmeye zorlamış ve onları Güneş sisteminin en uzak köşelerine taşımış olabilir. Oort bulutlarının dış hatlarının Güneş'ten neredeyse bir ışık yılı uzakta bulunan son sınırlar olduğu düşünülüyor. Güneş sistemimizin ötesinde milyarlarca Güneş var ve birçoğu kendi gezegenlerine sahip. Uzun zamandır astronominin bulmayı amaçladığı kutsal hazine başka bir yıldızın yörüngesindeki başka bir gezegen olmuştur. Tek bildiğimiz gezegenler kendi gezegenlerimizdi. Acaba başka gezegenler neye benzerdi? Derken 1992'de bekledikleri keşif yapıldı. Güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenin, uzaktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan bir gezegenin tespiti. Güneş sistemimizin dışında bulduğumuz ilk gezegen Jüpiter'den daha büyük. Yıldıza çok yakın. Güneş sistemleri hakkında bize öğretilen her şeyi bir anda silip atıyor. Bu kadar büyük bir objenin, yıldızın bu kadar yakınında oluşması imkansız. Orada yeterince madde bulunamaz. Bu gezegenler Güneş sistemimizin oluşması hakkındaki standart modellerimize uymuyor. Bu sadece uzaktaki dünyalar için bir sorun değil. Kendi Güneş sistemimize baktığımızda gezegenlerimizin oluşumu konusunda yerleşmiş teorinin sorunları olduğu net bir şekilde görülüyor. Gezegen oluşumu konusundaki bilgilerimize Uranüs ve Neptün'e uyguladığımız zaman teorilerimizin kesinlikle çürüdüğünü görüyoruz. O gezegenleri günümüzde bulundukları yerde oluşturmanız imkansız. Güneş'ten bu kadar uzakta, bu denli büyük gezegenlerin gelişmesine yetecek kadar madde olmamalı. Bu anlaşılmaz bir şey. Uranüs ve Neptün yanlış yerde gibi görünüyor. Ve bu, standart nebula teorisinin açıklayamadığı gizemlerden sadece biri. Aynı zamanda Kuiper kuşağı bilmecesi var. Modellere göre onun orada olmaması gerekiyor. Daha da şaşırtıcı olan ise ayımızın kraterlerinin onunla aynı tarihe kadar uzanması. Bu problemler birleşince Güneş sisteminin nasıl oluştuğu konusundaki tüm bilimsel anlayışı temelinden çökertme tehlikesi gösteriyor. Bu örneklere eskiden yaşanmış çarpışmaların kalıntıları olan krater çöküntüleri de dahildi ve bu örnekler farklı bir hikaye anlatıyordu. Ayı incelemeye devam ettikçe kraterlerin büyük bir bölümünün yaklaşık 3,9 milyar yıl önce meydana geldiğini gördük. O zaman zarfında Ay'a çok fazla şeyin çarptığı barizdi. Ay jeologları bu örneklerin yaşını bulmak için radyometrik tarihlendirme yöntemi kullandı. Ay kraterlerinin büyük bir kısmının nispeten kısa bir bombardıman sürecinde meydana geldiğini öğrenmeleri bir sürpriz oldu. Dr. David Crink, son ağır bombardıman veya ay felaketi olarak bilinen bu dönem konusunda bir uzman. Ay'dan gelen bu kanıtlar bize, Güneş sistemimizin kökeni ve mimarisi hakkında, aynı zamanda nasıl evrimleştiği konusunda bir şeyler söylüyor. Ay felaketi sırasında on binlerce iri meteorit Ay'a çarpmış ve dünyada birkaç darbe almış olmalı. Günümüzde sadece genç kraterler mevcut. Mesela Arizona'daki bu 20 bin ila 50 bin yaşındaki örnek gibi. Yaşlı kraterlerin çoğu ortadan kayboldu. Ama 3,5 milyar yıl önce onları gözden kaçırmamız imkansız olur. Burada 20 ila 40 bin çarpışmadan söz ediyoruz. Bu çarpışmalar, küresel koşulları değiştirmeye yetecek enerjiye sahip olan çarpışmalar. Bu kadar büyük sayıdaki meteorit nereden gelmiş olabilir? Çarpışma kraterlerinin içinde onları yaratan objelerin kimyasal kalıntılarına rastlıyoruz ve hepsi de asteroid kuşağını işaret ediyor. Kulağa mantıklı geliyor. Bir zamanlar Ay'a çarpmış olan objeler, asteroid kuşağında bulunan kayalarla kimyasal açıdan örtüşüyor. Öyleyse neredeyse kesin bir şekilde buradan gelmiş olmalılar. Ama günümüzde çoğu asteroid düzenli bir yörünge içinde. İçlerinden binlercesini asteroid kuşağından dışarı çıkıp iç Güneş sistemine gitmeye zorlayacak bir şey yaşanmış gibi görünmüyor. Böylece 10 yıllardır bu bombardıman bilimsel bir bilmece halindeydi. 2004'te Hal Levinson bir evreka anı yaşadı.
Uluslararası bir ekiple birlikte çalışırken yeni bir güneş sistemi oluşum modeli çıkardı. Bir anda aklınızda bir ışık yanıyor. Ofisinizde öylece otururken, insanların yıllardır üzerinde çalıştığı bu problemi çözdüm ve insanlık tarihinde cevabını bulmaya çalıştığımız bu problemin çözümünü anlayan tek kişi benim diyorsunuz. Levinson'un fikrine göre gezegenler çok farklı yörüngelerde meydana gelip hareket etmiş olabilirler. Çoğu bilim adamı Güneş sisteminin düzenli ve nispeten tahmin edilebilir nitelikte olduğunu sanıyordu. Ama artık birçok uzman bunun tamamıyla yanlış olduğunu düşünüyor. Bu yaygın olarak bilinene karşı çıkan bir düşünce. Astronomlar her zaman gezegenlerin şu anda bulundukları yerde meydana geldiğini düşünüyordu. Bu yeni sayısal simülasyonlar onların göç ettiklerini, hatta düzenlerini değiştirmelerine neden olacak şekilde karşı karşıya geldiklerini gösteriyor. Bu hayret verici yepyeni bir düşünce. Levinson'un simülasyonunda Jüpiter'le Satürn her ne zaman yörüngeleri yaklaşsa birbirlerini çekiyor. Ama en sonunda bu çekiş birbirini götürüyordu. Jüpiter Güneş'in etrafında tam olarak iki tur ve Satürn bir tur attığında dramatik bir şey meydana geliyordu. Ve buna ikiye bir rezonansı deniyor. Ve 3,9 milyar yıl önce meydana geldi. Bu durumdayken gezegenler birbirlerini çekiyor. Yani birbirlerini rahatsız ediyor. İki gezegenin yer çekimi birbirini götürmek yerine bu noktada aynı yöne doğru çalışmaya başlıyor. Levinson'a göre bu aynı bir salıncağı itmeye benziyor. İyi zamanlanmış her itiş salıncağın daha da yükseğe çıkmasını sağlıyor. Jüpiter ve Satürn'ün her yer çekimi itişi yörüngelerini esnetti ve bugünkü yörünge seyirlerini aldılar. Ama bu sürecin diğer gezegenler üzerinde ölümcül bir etkisi oldu. Uranüs ile Neptün buna karşı koyamıyor ve kontrolden çıkıyorlar. Yörüngeleri birbirleriyle kesişiyor. Yer çekimiyle birbirlerine yaklaşıyorlar. Bir tanesi yörüngeden atılıyor, diğeri yörüngeye çekiliyor. Böylece Jüpiter ile Satürn'ün etrafında kavgalarına devam ediyorlar. Teoriye göre Uranüs ile Neptün yer değiştirmiş ve bunu yaparken etraflarındaki asteroitleri yörüngelerinden söküp ayırmış bile olabilirler. Bu da felaket demek. Bazı asteroitler uzaya fırlatılıyor, bazıları ise güneşe doğru itiliyor. Binlercesi iç gezegenlere ve dünyanın uydusuna çarpıyor. İnanılmaz kaotik bir dönüşüm gibi görünse de artık elimizdeki kanıtlar bunun gerçekten yaşandığını gösteriyor. Şu anda asla yaşanamaz. Çünkü Satürn ve Jüpiter birbirlerinden çok uzakta bulunuyor. Ama bu hadise Güneş sistemimizin oluşmasında bir anahtar nokta olabilir. Ama esas inanılmaz olan şey bütün bunların çok ama çok farklı gelişmiş olabileceği. Yanlış yıldız tipine sahip olabilirdik. Çok fazla dev gezegen olabilirdi. İşlerin ters gidebileceği birçok farklı senaryo mevcut. Bizse o ince şanslı varoluş çizgisinin üzerinde duruyoruz. Şu anda gördüğümüz bu renklerle dolu Güneş sistemi yerine sonsuza dek toz, gaz ve kül halinde kalabilirdik. Peki ya geleceğimiz? Bundan 5 milyar yıl sonra yakıtı tükenen güneşimiz genişleyecek ve iç gezegenlerin bazılarını yutacak. Diğer gezegenler ölü güneşin yörüngesinde dolaşan hayalet gezegenlere dönüşebilir. Hiçbir şekilde hayat kalmayacak. Ama şimdilik hayatta olduğumuz için şanslıyız.